Nedir o fikre sence Arao mu? Zaits onu yapamadığı için bence zaten yedek kalıyor. Crespo'nun topu kapıp attığımız gol diye de bir gol var bizim bu sene farkında mısın? Nerede durması gerektiğini en iyi bilen adamlardan biri Hakkı. Bence numara yapıyor. Ancak ve ancak Jesus'un bu uyarısına rağmen bunu yapan kişi rakip takım taraftarı oluyor. Yarın iki kere daha altaya bağırılsın. Bir maçın devre arasından evine gidebilir Cezus. İki lig maçı kaldı bir Avrupa Kupası maçı kaldı. Evet. Az kaldı. Biraz dayanın çocuklar ya. Bir dişinizi sıkın. Ha bu sefer karşısında Jorge Cezus var. Sert kayaya çarpar. Kaptan hoş geldin. Hafta sonunu 3'te 3'le üçle mi kapattın? 3'te 3'le üçle bitti evet. Cuma başladın Efes deplasmanıyla. Oradan kadınlar voleybol. Evet. Dün de 5 golle kapattın. Oraya da görevli görevli bir şekilde girdik. Peki en çok hangisinden keyif aldın? Hepsinden. Hepsi ayrı önemliydi, hepsi ayrı keyifliydi. Hepsi birbirinden keyifliydi. Valla zirve yaptı keyifler. İyi o olimpiyat salında üşütmeden geldin. Bu sefer iyiydi abi. Bu sefer iyiydi. Ben hafif grip gibiyim. Hmm. Ee, ama bol bol su içerek kendimi korumayı düşünüyorum. Ben bu aralar çay kahveciyim. Biliyorsun çay kahve aynı şey değil. Ha, detoks, su detoksunu yapacağız. Su detoksunu yapman lazım. Gribe karşı suyun e, hem de hmm. bir dilim limon atarsan içine hmm. daha da güzel olur. Aklında olsun. E, ya bitki çayı içeceksin hmm. ya su içeceksin. Bir dilim limonu da içine tavsiye ediyorum. Hmm. Suda water net olursa ayrıca tavsiye ediyorum. Oh, tamam. Yazdım bir kenara. Votunet demişken alt pantada e, izleyicilerimiz numarayı görürler. Oradan e, Votunet'e ulaşabilirler diyelim. Programa da geçelim. O sırada yarım sıfır bile razı olmamız lazım. Çünkü hakikaten futbol ne oynaması keyifli ne izlemesi keyifli bir yer. Evet. Ama 5 gollü bir galibiyet. Kaç olduk? Evet. 11 maç. 34, 34 gol. 34 gol. Evet. 103 golü sezonu geçecek miyiz? Vallahi herkes onu soruyor. Ama ben... Öyle bir şey söyleyeceğim ki hiç hoşuna gitmeyecek. Sivas maçında 1-0'a razıyım. Tabii canım. Çok yıprandı takım çünkü de o yüzden. Evet. Yorgunlar yani çocuklar. Hissedebiliyorsun. Şimdi diyeceksin ki 5 gollü galibiyetten sonra söylenecek laf mı bu? Hayır, var hakikaten bir yıpranmışlık var yani. Evet. Tamam 5 gol güzel harika goller attık. Sonu muhteşem oldu. 34 gole ulaştık ama... O tempoyu tam tutturamadık. Yani sezon başından beri alışık olduğumuz tempoyu e, maçın hemen hemen hiçbir bölümünde yapamadık. İlk yarı zaman zaman sanki fena oynamadık diye düşünüyorum. Bu arada 11 maç 34 golü lig tarihinde ilk defa yani bir kere daha 59-60 yılında hmm. yakalmışız. Sen hatırlarsın o dönemi büyük ihtimalle. Zor. <laughs> en azından sonradan bir takip etmişindir. İhtiyarız ama o kadar da ihtiyar değiliz. De Peki ee, 11 maçta kalesinde 12 gol gören Fenerbahçe hı hı. var. Ee, bu arada çok gol yediğimiz şu, şu konuşuluyor. Biz çok yiyoruz çok atıyoruz. Hı hı. Halbuki en fazla gol yiyen de dördüncü takımız. En az gol yiyen dördüncü takımız. Evet. Yani çok fazla da gol yediğimiz yok. Ee, i̇ki maç kaybettik. Onları da 11 kişi tamamlayamadık. Jorge de bahsetmiş zaten. 11 maçın altısında da kalemizi gole kapatmışız aslında. Evet. Yani yedim mi yiyoruz. yemedim de içemiyoruz. Evet. Peki nasıl buldun takımı? 4-4-2 oynadık bu sefer. Evet. <laughs> Zaten stoper eksikliğinden e, normal dörtlü çoğunlaşmamız mecbursun. mecbursun. Bu arada stoper konusunda konuşacağız. Hadi hmm. konusu gelmişken onunla girelim istersen. Bir stoper istediğinden bahsediyor zaten. Evet. Hatta belki iki. Büyük ihtimalle transfer döneminde bir stoper alınacak. Evet. Kimi istersin? Vallahi Türk olması lazım değil mi şu anda? Yabancılardan birini göndermediğimiz sürece ki Burumayı bile kadroya yazamadık iki evet. devre arasında o yazılacak deniyor. Evet. Şu anda öyle bir şansımız yok. Ee, o zaman Türk olmak zorunda bir defa her şeyden önce. Türk stoper kimler var piyasada? Şöyle bir zorlayalım S kendimizi. Ben sana o zaman şunu söyleyeyim. Hikmet Hoca ile şimdi biraz önce konuşurken, hı. programa girmeden önce Fenerbahçe'nin yerinde olsam ne yaparım? Ederim. Koray Günter alırım dedi. Sürekli oynuyor. Verona'da baktım ben de sürekli oynuyor. Sözleşmesi de 2025'te bitiyor. Hı hı. Ama hem Bundesliga çıkışlı hem İtalya'da Sürekli ilk 11'de iyi olmayan bir stoperi oynatmazlar diyor ki tabii ki öyle. Hı hı. E, hakikaten formda bir futbolcu üçlü savunmada da oynuyor. Neden olmasın? Ben mesela Mert Müldür'ü tercih ederdim. Özellikle üçlünün sağında sağ stoper olarak çok iyi iş yapardı. Hem bek hem stoper oynama özelliği var. Hı hı. Ama o da ağır bir sakatlık geçirdi. E, o yüzden ne vaziyette ne durumda görmek lazım. Ama Türk olarak bence o da kötü bir alternatif değil. Peki Çağlar, Kaan Ayhan? Çağlar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor zaten. Ve Atletico Madrid'e gidecek deniliyor. Arada 6 ay gelir mi evet. gelmez mi yarım sezonluk. Şimdi oynamaya da başlamış Leicester'da. Bilemiyorum sezonu sanki Leicester'da bitirecek gibi geliyor bana ya. Evet. Çok müthiş isim. Ama sol ayaklı ayırdı. olduğu da unutulmasın. Yani bizde hem Salah var hem Luan Perez var. Üçüncü bir sol ayaklı stoper fazla mı lüks olur? diye de sormakta yarar var. Peki, e, Cesus Zala'yı arka çıktı. Dedi ki her maç ilk 11 oynadı. Hatta oyundan dahi çıkmadı. Bu maçta da biraz ara ara aksadığı söylendiği için oyuncuların hakikaten bu arkasına durması da Altay konusunu zaten ayrıca tekrar konuşuruz. Hı -hı. E, çok önemsiyorum ben. Sence burada eğer dedi soperde eksiğimiz olursa şu anda iki soperimiz var. Biri sakatlansa ne olur? Onunla ilgili bir fikrim yok dedik. Başta espri yaptı. Sonra da tabii ki bir fikrim var dedi. Nedir o fikri sence? Ara mı? Arao'lu fizik olarak, fizik itibariyle, defansif özellikleri itibariyle ara olabilir, İsmail Yüksek olabilir ya da Yiğit Efe'yi oynatacak hmm. yani U19 stoperini. Ben, Arao, ben şimdi. düşünüyorum. Şimdi zaten maça geçelim 4-4-2 başladığımızda Arao mutlaka X stoperin arasına giriyor top evet. bizdeyken. Evet. Yani orada da gene bir üçlü gibi oluyorsun. Çıkarken evet. Çıkarken. Üçlü başladığında aynı şeyi araba yapmıyor. Çünkü evet. orada göbekte yapan başka oyuncu Aynen. oluyor. Şimdi 4-4-2 ile 3-5-2'nin farkı. Gene öndeki Santofa mesela Batshuayi Valencia başladın. Evet. Gene Batshuayi Pedro başladın. Gene Batshuayi Pedro 3-5-2'de de olur. Evet. Fakat burada bir kişi fazla önde oluyorsun 4-4-2'de. Evet. Bu da Emre Mor oluyor diye düşünüyorum ben. Evet. Çünkü İrfan Can içte oynuyor. Evet. Ee, Emre 3-5-2 oynadığında veya 3-4-3 oynadığında sanki Emre'yi dışarı tutuyorsun. Yani daha ofansif aslında 4-4-2 gibi duruyor. Şu anda kağıt üzerinde kağıt oynayan bir, oyuncular itibariyle. Ekstra bir ofansif oyuncu oynatıyorsun. Elbette. Ama he? iki sistemde gayet iyi işliyor ve hani illa şunu oynayalım diyecek bir durumumuz da yok. Doğruyu hoca bulup oynatıyor zaten. Evet. Nasıl buldun peki takımı genel olarak? Emre Mor bence maça fena başlamadı. Evet. Bu arada hocanın forma adaleti de müthiş değil mi? Zayt diyeceğim. şimdi. Emre Mor da? Girdi katkısını yaptı. Her ikisi girdi katkıyı yaptılar RAM maçında ki evet. maçında konuşmadık biz beraber biliyorsun. Evet. İkisi de formayı kaptı. Yani oradaki vermiş oldukları katkıyı hemen ödüllendirdi hoca. Hemen ödüllendirdi. E, bütün o futbolcular anladım. görüyor bunu. Evet. Peki e, ön tarafı konuşalım. Batshuayi Pedro ikilisi başladı. Evet. Emre Mor'la İrfan Can da onlarla beraber. Şimdi İrfan Can'la ilgili e, ben ara ara eleştirmiştim İrfan Can'ı. Ben İrfan Can'ın ciddi çıkışta olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi istatistikler de var. E, onları sana söyleyeceğim. İrfan Can'la ilgili neredeydi o? E, 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu İrfan Can. 11 tane gol atmış. İstanbul Spor Maçı'nda girdiği 9-2 mücadelenin 6'sını kazanmış. Fizik olarak zayıf denilen İrfan Can. Evet. Şimdi bence 4-5 maçta çok ciddi ileri gidiyor İrfan Can. Bir, bir kere sağ tarafta oynuyor sol ayaklı. içeri çekip ceza sahası dışından vurduğu çok etkili şutlar var. Her maç bir veya iki tane deniyor. Aynı şekilde... İçeriye ters ayakla yaptığı ortalar son derece etkili. E biraz önce söylediğim iç oynuyor. Orta saha gibi kendini konumlandırıyor. Tam bir kanat adamı değil. İçeri de girebiliyor. Orada top da yapabiliyor. O özelliği de var. E bir de 9 ikili mücadelenin altını kazanıp fizik olarak güçlü olduğu takdirde duran topları da kullanıyor. Ben diyordum ki gol atmıyor. En geriye fazla de koşuyor. Geriye de koştuktan sonra İrfan Can'dan daha ne isteyeceksin. Bugüne kadar en gol en fazla gol attığı sezon 6 gol atmış. Evet bu sezon 6 golde. Bir golde atarsa kendi rekorunu kırıyor. Şimdiden. Ve Fenerbahçe'de 41 maçta 6 gol atmış bugüne kadar. Bu sezon 16 maçta 6 gol. Daha ligin 3'te 1'i bitti biliyoruz. Evet 41 maçta 4 gol attı galiba. Yani ligin 3'te 1'i bitmişken bu rakamlara ulaşmış olması müthiş. Evet. Yani düşünsene sezonu 15 küsur golde bitirdiğini. Evet. Harika bir skor olur İrfancan için. Bence şu anda e, hakikaten Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en 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 üst seviyesinde İrfancan. Kesin. Peki Ön ikiliyi konuşalım. Çok hmm. tartışıyoruz. Ben tartışıyorum. Biliyorsun insanlarla da çok tartışıyorum ki Hikmet Hoca'ya da fikrini sordum. O da benden aynı fikirde. Şimdi Batşuay'ı ben birinci sıraya koyuyorum. Evet. Beş santiformuz içinde senin birincin hmm. Batshuayi. Serdar Dursun'u da koyuyorsun. King'i evet. de koyuyorsun değil mi? Evet. Beş santifor içerisinde ben birinci sıraya Batshuayi koyuyorum. Hı -hı. Bir kere niye Batshuayi koyuyorum? Gol anlamında golcü bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Kaçırıyor, atıyor ama pozisyona giriyor. Evet. Ama onun dışında oyun içerisinde maç başladı. Şimdi sen tribünden hatırlayacaksın. Bir, ilk pozisyonda bir Emre Mor'a bir, bir top verdi hemen. Evet, evet. Bir ver kaç gibi. Yumuşacık verdi. Emre Mor vurdu dışarıda soldan avuta gitti. Orada bir kere çok güzel bir top verdi. İkincisinde bir çalımla içeri girdi. Evet. Ortaya çıkardı ki Rifan girdi vuramadı. Hı hı. Ondan sonra gene bir pozisyon oldu. Hani Zayt'sın yukarı, at, yukarı at, evet. attığı pozisyonda da gayet güzel geçti. içeriye evet. İçeriye doğru vurdu. Hep dar alanda bu hareketler. Hep dar alanda bu hareketler. Kalabalık rakip defansın içinde yapılmış. Zor işler aslında. Evet. Bu arada Batshuayi madem övmeye başladık. Hamıl'la bal gibi hareketle onu seçtik. Hmm. Ona da geçelim. Hamil B Club'la haftanın bal gibi hareketi. Hattrick'ini de yaptı. Hattrick'ini yaptı. Asistini yaptı. Asistini yaptı ki o pozisyonda bence bazı oyuncular kaleye vurabilirdi. Orada hmm. o pası vermesi de çok değerli. Ondan sonra da Valencia aynı şekilde ona cevap verdi. Yani Batshuayi'nin Hattrick'i gol pası haricinde konuşuyorum. 3 gol atmayıp o gol pasını vermese dahi dün etkiliydi Batu Şuay. Peki bir şey soracağım sana. Şimdi Lukaku sakatlığı var yok bir var bir yok. Dünya kupasında olacak mı olmayacak mı ne derece olacak belli değil. Bir anda Batu Şuay'ı Belçika milli takımının ilk birinde görebilir miyiz? Oynadı zaten son hazırlık maçlarında. E, oynadı gol de attı. Evet. Dünya Kupası'nda bir anda ön plana çıkan arkasında da müthiş oyuncularla oynayacak biliyorsun. Yani Bruyne atacak bu topu. Ya bir anda Dünya Kupası'nda hadi çok da uçmak istemiyorum ama 5-6 tane gol atan bir Batshuayi görebilir miyiz? Ba bana sürpriz olmaz. Ben Belçika'yı tutuyorum Batshuayi evet. için. Müthiş Siziyorum. bir piyasa da yapabilir, yapabilir. yani. Yapabilir. Ee, yani şunu söyleyeceğim. Batshuayi'nin performansı şu anlamda hem gol hem asist hem de oyunun genelinde son derece etkili bir Batshuayi evet. gördüm. Bu çok değerli ve ben bu yüzden Valencia'nın önünde buluyorum. Şimdi Valencia'da gol attım attı bu sene. E geçen sene Serdar Dursun da attı bu sene yedek. Evet. Hiç oynamıyor. Yani şimdi gol atmak Fenerbahçe gibi büyük takımda penaltıları da attığın zaman... Ece Dasas'ın içerisinde topla da buluştuğun zaman belirli bir gol sayısına ulaşmanda problem yok. Ama Valencia oyuna girdi. 10 dakikada 3 top kaybetti. ya yani ben bunu bir büyük takım oyuncusundan... Fenerbahçe Santu'yu ben solda da çok beğenirdim mesela. solda da top geldiği zaman topu kaybetmiyordu. Kaptan. Yani şimdi Hikmet Hoca'ya da aynı şeyi sordum. Ben dedi King geldikten sonra da sıraya koyarım Valencia'yı dedi. Ben Bende fikir hmm. Yani oyun içerisinde biraz daha büyük takım Santafor'un etkili olması lazım. Bu derece top kaybetmemiz lazım. Kimse kusura bakmasın. Hmm. gene oyuncuyu iyi oynarken yeri olmayayım. Benim gönlümde e, daha iyisi var. E, ve Batu ve Pedro'nun da şu anda kal kalitesinin hmm. altında olduğunu düşünüyorum. Yani Batu bir yazarım. Pedro, Valencia, King üçlüsünü hmm. de İkinci olarak bunu zorlarlar diye düşünüyorum. Ama başka artı özellikleri de var Valencia'nın. Ben mesela stoper olsam en çok Valencia'ya karşı oynamak istemem. Çünkü en çok yıpratan, en çok seni döven, sürekli basan, baskı kuran adam da Valencia bunların içinde. Yani bunlar tabii gole yansıyan özellikler değil. Biraz defansif özellikler biliyorum evet. Bir golcüde ilk aranan özellikler de değil ama Takıma katkı açısından baktığın zaman da Valencia'nın hakikaten çok fazla artıları var. Var diyorsun öyle mi? Evet. Var diyorum. Yani sen... en iyi golcü Valencia demiyorum. Golcü illa... Ama takıma katkı açısından da ben hakikaten Ben takıma katkı olarak bakıyorum. Evet. Ya yani ben illa gol olarak bakmıyorum. Sen diyorsun ki takıma katkı olarak da diyorsun. Evet evet. Önde buluyorsun. Farklı he? özellikleri var. Peki bu konuda senle de anlaşamadık olabilir. <laughs> ee, bal gibi hareketi kapatıyoruz. Hamal'a teşekkür ediyoruz. Ee, bir de hatırlatmamızı yapalım. Ee, Hamal'ın biliyorsun e, Big Club adı altında farklı ayrıcılıkların bulduğu bir kulübü var. Burada ilk alışverişlerinde izleyiciler %15 indirim kazanıyorlar. Ondan sonra da her alışverişte %5 hani puan kazanıyorlar. Onlar da 1 liraya denk geliyor Hı. diyelim ve devam edelim. Şimdi evet. olimpiyat stadında bir maç yaptık. Evet. Sağ olsunlar değiştirdiler aslında Esenyurt'ta oynanacaktı. Evet. Olimpiyata aldılar. Ee, yüksek fiyattan çıktı. 307 liradan çıktı biletler. 15 bin civarı Fenerbahçe taraftarı gitti. Hı hı. E, bunu eleştirenler de var. Ya şampiyonluğa gidiyor, şampiyonluk coşkusu var. Niye bu kadar az? Daha full olması lazımdı orası diyenler var. Hı hı. Ama bilet fiyatları tabii mevcut ekonomik şartlarda hakikaten çok zor. Hı hı. 307 lira, uzak stat falan filan derken bu kadar oldu. Ama en azından canlı... Fenerbahçe maçlarına... Bilet bulamayanlar için bir fırsattı. Bunu değerlendirenler oldu. Geldiler Fenerbahçelerini gördüler. O yüzden ben Esenyurt yerine olimpiyat stadında oynanmış olmasını değerli buluyorum. Bin kişi de olsa, iki bin kişi de olsa çoluğunu çocuğunu alıp da Fenerbahçe'sini insanların seyretmesi güzel bir şey. Her ne kadar o sırada maç seyretmek kolay olmasa da İyi. açıdan dolayı o anlamda iki bin kişi gideceğine on üç bin kişi gitmiş oldu. Ha. Bak bu arada bir not daha Batu Bat Bat ile ilgili bol bol Batu ile ilgili not alıyorum. Bunu unutmuşum. Son iki sezonda en fazla açılış golü atan futbolcu. Evet. Türkiye Ligi'nde o çok önemli. Evet, boş Açılış golü, boş gol atmıyor. Artı Karagümrük ve Dinamo Kiev maçlarında attığı son goller dakika. de son dakika golleri. Yani evet. ilk gol, son gol, evet. maçı değiştiren gol. Bu evet. açıdan da önemli, nazar değmesin. Ben Batshuayi'yi biliyorsun ilk Maxi Gomez konusu evet. ve diğer e, vegorsu da konuşurken hep eee Vegorsu çok beğendiğimi söylüyordum. Maxi Gomez'in de yetenekli bir oyuncu olduğu şeydi ama oradan gelen Batshuayi kararını bir sürü insanda hayat kırıklığı yaratmıştı. Ben tam tersi düşünmüştüm. Nazar demesin. Batu şuayı şu anda şanslı da gidiyor. Evet. Çünkü geçen sene de aynı Batu idi, Atamıyordu. Bu sene atıyor. Peki gelelim orta sahaya sana. Şimdi başka bir şey soracağım. Şimdi Zaits evet. iyi oynadı diye forma giydi. Çok güzel bir free gol atmıştı. Ve bence en önemli ee, kaçırdığı golde de hep sahasının içerisinde bulunuyor. Evet. O işi iyi yapıyor. Fakat Crespo girdikten sonra takımın direnci arttı. Müthiş arttı. Şimdi... Zights onu yapamadığı için bence zaten yedek kalıyor. Hoca onu istediği için. Evet. Onu da de bulamıyor. Zights kötü mü oynadı bu maçta? Hayır hiç kötü değil. Böyle bir ekstra top kayıpları falan var mı? Yok hayır. Evet. İkili mücadele kaybı var mı? Yok. Ya yani göze batan bir negatif özelliği yoktu Zights'ın. Gayet de güzel top yaptı. Aldı, verdi, oyun açtı. Hiçbir lafım yok. Ama Crespo'nun getirdiği tempo ve dinamizm evet. bambaşka. Yani o 10 dakikada anormal fark ettirdi. Şimdi bizim attığımız goller e, böyle iyi sezonlarda bilirsin mesela dersin ki işte Rıdvan adam eksiltir eksiltip evet. girer atar. Aykut'un gol atma tarzı şöyledir. Alex zamanı, Fanoy şu golleri atardık. Evet. Hep bunları konuşuyoruz. Bu sezonda belli goller var. İrfancan ceza sahasının dışından vuruyor. Evet. Eee işte Batshuayi ceza sahası içinde iyi bir santifor. Aynı şekilde ee, belirli net goller de var farkında mısın? Ön alan baskısı sonrası attığımız goller gibi. Onu söyleyeceğim. Crespo'nun. şimdi evet. Crespo'nun top kapıp attığı goller var. Evet. Gene bu maçta topu kapıp verdiler. Ferdi kaptı galiba topu. Ee, dördüncü, dördüncü, dördüncü golde Ferdi kapıyor. Beşinci golde de Lincoln. Lincoln Aşağı kapıyor. yukarı aynı yerlerde yapıyor. Aynı yerlerde kapıyor. Ama benzer goller. Ama işte bu Crespo'nun topu kapıp attığımız gol diye de bir gol var bizim bu sene farkında mısın? Eren maçı son gol. Evet. Crespo kapıyor Emre Mor bitiriyor. E Rossi'nin Başakşehir'e attığı gol de bir benzeri yani bir arao baskı bek ama ara kapıyor hemen çıkarıyor gol geliyor. Yani son 3 maç ve bu gollerin hepsi de enteresandır dakika 80 sonrası. Evet. Ve birbirine benzer goller. Evet. Sürpriz olamaz yani demek ki bu takım maçın son bölümüne çok diri giriyor. Çok giriyor. Şimdi Crespo'nun artık övülecek bir tarafı kalmadı. Yani evet. Crespo'yu yani zaten övmemek mümkün değil. E, ben Arao'yu övmek istiyorum. Haklısın. Ben Aray'ı da çok beğeniyorum. Flamengo ile Libertadores aldıklarında da sürekli oynayan bir oyuncudu Cezus için. Jesus'un niye ısrarla istediği çok net belli. Basit oynuyor. Hep doğru yerlerde. Kart görmeden yapıyor bu işleri. Evet. Ve son derece yani üst düzey bir futbolcu bence. Nerede durması gerektiğini en iyi bilen adamlardan biri hakikaten. Ve şunu da söyleyeceğim sana. Orta saha, şimdi Zaits konuşuyoruz, Crespo konuşuyoruz. Mert Hakan girecek oraya Hı. zamanla. Ama Arao veya İsmail'in bir tanesinin mutlaka ilk 11'de olması lazım. 6 olarak. 6 olarak. O sertliği, takıma o sertliği getirenler o ikisi diyoruz. Evet. Yani ben mesela bir maça Crespo Zayt's zorluk derecesi yüksek maça Crespo Zayt's çıkmak istemem. Halbuki geçen senenin son bölümünün en iyi ikilisi. Evet. İsmail Hoca'nın prensleri evet. o ikili. Ki geçen sene konuşurken de takım iyi gidiyordu. Diyorduk ki ya, yani Crespo Zayt's yerine hatta sezon başında daha takım iyi değilken... Arao İsmail oynuyordu. Evet. Ben diyordum ki Crespo Zaytistan'sı Arao İsmail'i daha çok beğeniyorum ben diyordum. Evet. Çünkü ikisi de sert. Senin o sevdiğin sertliği. Evet. O işi yapabilen Sakatıyor. isimler. Ama şimdi bu Crespo varken ben biraz geç fark ettim bu Crespo'yu. <laughs> Herkes biliyordu. Ee, Arao Crespo, İsmail Crespo. Ya Arao ile ilgili de şunu söylemek lazım. Herkes unutuyor. Bu adam neredeyse full bir lig oynayarak geldi. Dinlenmeden geldi. Evet. Ve o yüzden de bence o sakatlığı yaşadı. Doğru. Aynısı şimdi aynı takımdan gelen Gustavo Henrique için geçer. Bir yerden sonra patlıyor. Çok ciddi yük bindi oyuncuların üzerine. Şimdi ben bu İstanbul spor maçı özelinde o özlediğimiz istediğimiz tempo yoktu belki takımda diyorum ama birincisi 118 kilometre koşmuşlar yine. İkincisi çok çok yıpratıcı bir Başakşehir ve çok yıpratıcı bir Ren maçı sonrası. O yüzden eleştirirken de bunları dikkate alarak eleştirmek lazım. Ya şimdi kaptan şöyle bir şey var. E i̇şte <laughs> yıldız düşmanı mısın? Ben Mesut'un gelmesini çok isteyen biriydim biliyorsun. Yani Mesut geldi çok heyecanlandım. Yıldız düşmanı hiç değilim. Hatta bu takımla ilgili de konuşurken böyle biraz daha... Eksikliği hani, var diyorsun. E, yıldız eksikliği, adam eksikliği, oyuncu eksikliği var diyordum. Ama futbolun artık bugünün olmazsa olmazı... ...118 kilometre, 115 kilometre, 120 kilometre koşacaksın. Bunu koşmadığın zaman sabaha kadar yıldızın olsun. Bir de artık örnekler de ortanda. Şimdi e, ben bunu daha önce başka hocalarla ilgili söylediğimiz zaman... ...o hocaları sevmeyenler küçümsüyordu. Eşin Jesus hadi bakalım 120 kilometre koşturuyor. Mesut'u düşünmedi bile oynatmayı. Yahut o ayarda dünya bir oyuncu getir bugün. Jesus hayır diyecek. Ya da işte temposu yok dediğimiz İrfan Can'dan giden gelen, mücadele eden ne dedim biraz önce 9 ikili mücadelenin altını, altını kazanan, kazanan bir İrfancan, bir İrfancan yarat. yarat evet bravo. Yani şuna artık bu hani bir futbolu takip eden bir kesimin yıldız oyuncu merakı olması ve sevmesi eee Bizim, benim gibilerin bunlara artık günümüz futbolunda yer yok dememiz onları bizden daha futbolun güzelliğini veya kumaşını seviyor yapmaz. Ben de çok rahat derim keşke Fenerbahçe o Alex, Alex de bu haliyle oynasın. Gelsin 50 yaşında oynasın. <laughs> Değil. Yani bugün ben bu Fenerbahçe, benim için bugün sahadaki çatır çatır oynayan Fenerbahçe evet, evet. hepsi yıldız. Hepsi yıldız evet. Aynen öyle. Yani 90 dakika boyunca giden gelen, giden gelen mücadele eden Ferdi Kadıoğlu da mesela bir yıldız. Evet. Evet. Müthiş oynuyor. Aynen. O da ya yani Crespo'yu övüyoruz o temposundan dolayı ama Fenerbahçe'nin temposunda en önemli rolü olan oyunculardan bir tanesi de Ferdi. Evet. En çok dinlenmesi gereken e, milli arayı Dünya Kupası arasını iple çekenlerden biri de Ferdi'dir diye düşünüyorum. Peki ama maçtan sonra Cezus dedi ki daha istediğimiz seviyede değiliz dedi. Adama Mükemmeliyetçi. Adama yetmiyor. Mükemmeliyetçi tabii. Oo, bizim görmediğimiz kim bilir ne hatalar ne yanlışlıklar görüyordur o sahanın içerisinde? Peki şeye ne diyorsun ki maçın dedi çok önemli değil nasıl olsa sonunda eninde sonunda bizden çok daha iyi takımlar var eleneceğiz. Evet. Bizim amacımız lig elimde olsaydı B takımıyla çıkardım dedi. Bence numara yapıyor. Öyle mi diyorsun? Bence numara yapıyor. Birinci olmak istemiyor mu zannediyorsun? İster. Deli yani gibi ister. Kendi CVC için de çok önemli. Yani takım, takım için ister. Kendi CVC için de bir yarı final çeyrek final oynatmak gene bir başarıdır. Ve birinci bitirdiğin takdirde direkt ilk 16'ya gidiyorsun. Lucescu ile de arasında böyle tatlı bir minik rekabet var mı acaba? Benim bu kısa süreyle tanıdığım Cesus o maçı son derece ciddi alacaktır. Lucescu'nun açıklamalarını da bir kenara yazmıştır. Evet ama çok doğru bir açıdan yaklaşıyor. Şimdi oyuncuların üzerindeki o baskıyı alıyor. Şimdi bugün Dinamo Kiev'de Allah korusun ters bir sonuç olsa bu pazartesi Sivas maçına da yansıyabilir. Bu yansımasın diye diyor ki önemli değil yok diyor evet. ama Sivas maçı şimdi futbolcu açısından düşün. Bir, bir bitti Dinamo Kiev maçı. Futbolcu ne diyecek? Ya zaten diyecek bizim konsantrasyonumuz Sivas maçına. Hocam bunu hiç önemsemiyor. Asıl biz Sivas'ı çıkalım alalım. Hoca okey diyecek diye düşünecek. E, ren maçı öncesi ne dedi? Bu bir final maçı değil dedi. Hop aldı yine futbolcunun e, üzerinden bütün baskıyı. Aldı. E, 3-0'dan 3-3 yapmak için de çaba sarf etmedin mi? Etmez mi? Deli gibi hem de. Ama hakikaten de tarihi bir maç e. seyretmiş olduk. Yani ren maçını konuşmadık. Öyle benim diyen takım ren gibi bir hakikaten bana sorarsan ileride çok büyük yıldızlar çıkaracak bir takıma 3-0'dan 3 ile geri gelemez. Gelemez. Bak sana bir örnek vereyim mi? Biz Monaco oynadık Pereira'nın ilk geldiği sene. kimler oynuyordu Monaco'da? Kimler oynuyordu kimler? Fabinho'lar, Bernardo Silva'lar. Mbappe yedek mesela giremiyor. Daha çok toy 17'lik zamanı. Lemar'lar falan şimdi Atletico Madrid'de oynayan. Ne adamlar ne adamlar vardı. da vardı evet doğru. şimdi çok büyük takımlara gitti o takımın oyuncu. Ben iddia ediyorum bak şu Ren takımını bir kenara yazalım. İki sene sonra çok büyük premierlik takımlarında bu biz, takımdan 2-3 oyuncuyu göreceğiz. Guiri, Terriye, kafadan zaten. Mayer. Mayer. Mayer tabii. 300 zaten 90 milyon euro. Tabii. Şimdi onu diyorum. Yani biz Ren karşısındaki o Altay'ın ısıklanması konusu zaten daha sonra Jason onunla ilgili görüşleri oraya da şimdi girelim, bağlayalım. Hakikaten biz Barcelona ile Real Madrid'le oynamadığımız zaman bizim camiada nedense bir küçümseme oluyor. Yani bizim bugün Ren'i küçümsememiz için İssasik var, değerler var. 300 milyon euro, 180 milyon euro. Maaşlar 100 milyon euro, 50 milyon euro. Bir oyuncuya 25, bir oyuncuya 30 milyon bonservis vermiş bir takımdan bahsediyorsun. Senin Kim Min en önemli adamını ren alıyordu. Son anda gitti. Son Napoli. anda Napoli'ye gitti. Yani demek ki Kim Min de senin üzerinde görüyor ki oradan oraya atlamak istiyor. Yani bunları görmezden gelip vay efendim Rene nasıl kaybedersin? Nasıl geri duruma düşersin? Maalesef ee, bunları konuşacak durumda değiliz. Daha futbol için çok gelişmemiz, çok daha ileri gitmemiz lazım. Oraya çok uzağız. Bunu bilmemiz lazım. Biz hep kendi kendimize eleştiriyoruz. Ya diyoruz ki işte ren maçı ya nasıl elini kolunu sallaya sallaya bu adamlar orta sahanı geçti. İşte pozisyon hataları yaptı mı bizim oyuncularımız? Evet Gustavo Henrique'de o sahide de var bazı pozisyon hataları. İşte Altay çok eleştirildi. Ya önce bir şu Ren takımının İyi bir takım olduğunu kabul edelim. Adamlar inanılmaz bir pas trafiğiyle oynuyorlar. Yani o tık 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 paslaşmalar sürpriz değil. Son haftalarda Fransa Ligi'nde attıkları gollere baksınlar. Bu gollerden çuval dolusu atmış adamlar. Ren iyi takım. Yetenekli takım bir de bu, bu attıkları gollerdeki vuruşları bir tane o saatte sayılmayan golde bir Görüyor vuruşu mi? var. Ee, Lamba gibi aslında. Lamba gibi aslında. At, Aslı attığı gol. Yani bunlar sonuçta yakalıyorlar. Yakaladıkları gibi de atıyorlar. Yani 3-0'dan 3-3. ilk maç 2-0'dan 2-2. İkisi de önemli neticeler nazar değmesin doğru yoldayız iyi gidiyoruz. Taraftar bunun bilincinde olsun ve Jorge Jesus'a kulak versin ve ciddiye alsın. Çünkü Altay'a bunu yaparlarsa bana yapmış olurlar. Ben de bana bu şekilde davranan bir yerde durmam dedi. Bunu gerçekten çok ciddi alalım. Ki alındığını sana soracağım şimdi alındı mı diye son maçta tribünde olarak. Aynısı çünkü Benfica'da olmuş. Başkana yapılmış. ikaz etmiş. Yapıldı diye devre arasında. Maçın devre arasında bırakıp gitmiş. Onun için Blok yarın yapmıyor. yarın iki kere daha altaya bağırılsın. Bir maçın devre arasından evine gidebilir Jesus. Ligin sonunu falan beklemeden yani. Evet. Bırakır gider. Bırakır gider. Onun için yani bunun e, herkes ciddiyetinin farkına varsın ve lütfen o şekilde davransın. Davrandılar mı? Davrandılar. Büyük tezahürat aldı Altay. Birincisi. ikincisi biz burada Karagümrük maçından sonra da söylemiştik. Kendimizce bunun doğru taraftarlık olmadığını söylemiştik ve He. çok eleştiri aldık. Yani evet. Karagümrük maçındaki programdan sonra alttaki yorumlara bak. Siz vasat seversiniz. Ne geldiyse başımıza sizin bu romantikliğiniz yüzünden geldi. Altay çöptür. Yeter artık şu adamı desteklemekten vazgeçin. Kimse kimseye taraftarlık öğretmesin. Bu tip yorumlar vardı. Yani 10 yorumun 9'u bu şekildeydi. 10 yorumun birinde bizi haklı buluyordu. Yani böyle bir gerçeği var Türkiye'nin. Bir defa bunu kabul edelim. Ama hadi biz romantiktik. Biz biraz fazla korumacı davrandık Altay'a. Biz hata yaptık ama... Jesus Baba söylüyor. Jesus Baba diyor ki yanlış yapıyorsunuz diyor. Kalkar gidelim diyor. Bir defa bak şu andan sonra tribüne gelip de... ...sadece Altay değil herhangi bir Fenerbahçe futbolcusunu protesto eden kişi ya sarı kırmızı şapkayla gelsin ya siyah beyaz bayrakla gelsin ya da bordo mavi kravatla gelsin. Çünkü ancak ve ancak Jesus'un bu uyarısına rağmen bunu yapan kişi rakip takım taraftarı olabilir. Bana sorarsan bunu yapana da tepki verilecek artık etraftan. Zaten veriliyor ki bizim tribünde de kaç kere oldu ama bu sefer daha şiddetli tepkiler verilebilir. Eski usul. Eski usule artık girer miyiz bilmiyorum ama. Eski usulü dedim mi için içine dayak giriyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle olmasın tabii ki öyle olmasını istemeyiz. Otokontrol e, oto kontrol olacaktır bundan sonra. Bence herkes mesajı aldı. E, i̇nşallah almıştır. E, peki. Jorge babam diyorsun. Jorge babam mı dedem mi? Dedem de diyorlar. E de ben... Size yaştan ben dolayı, ben 50 üstü olduğum <laughs> için ben babam diyeyim. o zaman 50 üstü babam 56 <laughs> dedem diyelim. E, peki maçla ilgili son yorumlarını alayım. Ondan sonra çok konu var. Ee, erkek basketbola da geçelim. Kadın voleybolun harika galibiyetini de konuşalım. Ben bir de buradan maç bittiyse bir yere daha bağlayacağım. E, maçla ilgili son söyleyeceğim şey şu. Hakikaten e, çok yoruldular. İki lig maçı kaldı. Bir Avrupa Kupası maçı kaldı. Evet. Az kaldı. Az kaldı. Dayan. biraz Biraz dayanın çocuklar ya. Bir dişinizi sıkın. Şu iki maçtan altı puan alırsanız rakipler birbiriyle oynayacak. Öyle veya böyle. Birileri puan kaybedecek illaki. Evet. Puan farkını açabiliriz. Dünya Kupası arasına çok huzurlu biçimde girmemiz buna bağlı. Bir de grup liderliğini de alırsak kolay değil. Yani kağıt üzerinde Ren Larnaka maçı daha kolay maç gibi gözüküyor. Ama ben Larnaka'nın da sanki kolay kolay teslim olmayacakmış gibi bir hissiyat var içimde diyorum. Evet inşallah dediğin gibi olur. İki maçta 6 puan ve grup ikinciliği mi Avrupa'da? İki maçta 4 puan ama grubu birinci bitirmek mi? Altı. İki puan bizi çok bozmaz be. Öbürü de önemli. Ya önemli. Biliyorum sen de Jorge gibi düşünüyorsun. Sen de lig diyorsun. Ben de lig diyorum ama Hı. ya bir yandan da orada 16 yattın mı bir kura 8. E, tabii. Ya bir kura Her 8, şey 4. Yani orada durup dururken bir Avrupa'da ciddi de para. Bu arada onu da unutmayalım. Grup birinci 2.3 milyon euro galiba. Tabii, tabii. Yani oradaki rakamlarda rakamlarda bir şampiyonlar ligi olmayabilir. Evet. Ama çok da küçümseyecek rakamlar değil. Yine de 6 puan. Bey ben, ben, benim vizyonum o, bu sene o zaman Türkiye Ligi'ne çalışıyor O zaman hem 6 puan hem de grup birinciliği olsun. İnşallah. İnşallah kaymaklı ekmek kadayıf olsun. İnşallah. Evet, rakiplerle ilgili de ara ara konuşuyoruz. Şimdi bugün başka bir rakibi konuşalım istiyorum. Şenol Güneş Beştaş'a hoca oldu. Hı hı. İlk açıklaması Arda Güler'le ilgili eğer bana oynamadığım oyunculara konuşurlarsa arkasında bir şey ararım. Çünkü Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyor. diyor. Bunu Şenol Güneş yapacak. Yapayım. Şimdi bir kere bunu net bir şekilde daha önce de gördük. Şenol Güneş'in bugünden itibaren ajandasında hakemleri etkilemek, federasyonu etkilemek, bazı demeçlerle rakiplerin dengesini bozmaya çalışmak mutlaka olacaktır. Evet. Ha bu sefer karşısında Jorge Jesus var. Evet. Sert kaya'ya çarpar. Evet. Ee, söyleyeyim ama bunu yapacaktır. Bu işin Fenerbahçe tarafı sen basın toplantısını dinledin mi Şenol Güneş'in? Duydum söylediklerini. Ben de dinlememiştim. Bana söylediler diye tekrarını seyrettim. Hı hı. Gözlerime inanamadım. Kulaklarıma inanamadım. Başkan Ahmet Nur parayı çok sever dedi. Hı. Bayağı bozuldu başkan. Ceyhun Kazancı'ya da az konuşsun çok iş yapsın. Aynen değil. öyle dedi. Ona da öyle dedi. Bir kere başkan ilk başta çok bozuldu. Ondan sonra başkan bana şöyle dedi falan diye ya şaka yaptım falan hı hı. diye böyle bir düzeltmeye çalıştı. Ama ya şimdi buradan Fenerbahçe olarak konuşmak kolay. Ama yani başkan orada vazgeçseydi imzadan şaşırmazdım. Ceyhun Kazancı dedin. Adam sonuçta şu anda Beşiktaş'ın sportif direktörü. Evet. Senin üstünde. Tamam. Şenol Güneş bir isimdir. Hiç tartışmıyorum. Ya bize Şenol... destek olacak falan gibi konuştu. Yani Tabii, öyle bir alt, konuştu benim, ki benim, benim altında çalışıyor dergi. dedi. Evet. Benim altımda çalışıyor gibi konuştu. Artı az konuşacak, çok iş yapacak dedi. Yani çok konuşuyor demek istedi yani. Yani korkunç bir basın evet. toplantısı? başkana parayı sever diyorsun. Ona fazla konuşmasın işini yapsın diyorsun filan. Yani şaşırmadım. Ama skorlar geldikçe iyi skorlar geldikçe bunlar konuşulmaz genelde. Ama işler kötüye gittiği zaman bunların hepsi açığa çıkar çok konuşulur. Çarşaf çarşaf konuşulur hem de. Evet. Arda Ve... Gülerle ilgili açıklamalarına da en güzel cevabı hiç kale almayarak vermek lazım. Çünkü Fenerbahçe bu sene hı hı. bu işi iyi yapıyor. Evet. Galatasaray'ın Erden Timur'un açıklamalarını falan hepsini gördük. Çok ince, çok yumuşak geçtik. Bence başarıyla atlattık o furyayı. Çok fazla ciddiye almamış olduk. Doğrusunu yaptık. Şenol Güneş'in bu ve bu tip açıklamalarını da ciddiye almayarak konsantrasyonumuzu bozmayarak kilit kelime bence bu. Evet. En doğrusunu Bazı yapacağız. Fazla cevap vermeyerek. Hatırlıyorsun sevgili Can Uskan söyledi. 12 hafta itibariyle başkan kaç kere çıkmış konuşmuş. Geçen sene kaç kere çıkmıştı konuşmuştu dedi. Çok doğru ona, bir tespit. Evet ona bir baksanız dedi hakikaten. Evet. Bakmaya gerek yok. Evet. Arada çok ciddi fark var. Evet. Ve işler tıkırında gittiği sürece de hiç bozmaya da gerek yok. Aynen bu şekilde konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. İlk konuşmasını da inşallah şampiyonluk garanti olduktan sonra yapar. Başkan güzel bir Cumhuriyet Bayramı konuşması yaptı zaten. Oradaki konuşması dört dörtlüktü tuttu gayet güzeldi. Ee, o törenden, o yürüyüşten de ayrı gurur duyduk. Onu da parantez içerisinde belirtelim. Evet, hakikaten çok güzeldi. Peki erkek basketboldan önce lütfen kadın voleybolla başlayalım. Heh, i̇şte Cumhuriyet Bayramından girdik. Ee, tam konusu o gün getirdiler kupayı. Ne kadar iyiydi, değil mi? Ya çok zor iş biliyor musun? Yani artık Fenerbahçe Galatasaray maçlarına girmek kadar zor olan bir şey Fenerbahçe Vakıfbank maçlarına girmek. Zor ee, çok muydu? zor gir Ya giremiyordum, sağ olsun. Yöneticimiz Simla Hanım'ı gördüm. O yardımcı oldu. O yardımcı olmasa dışarıda kalacaktım. Böyle eve gideyim de maça yetişeyim bari falan diye düşünüyordum. Son anda girdim. İyi ki de girmişim. Sağ olsun yardımcı oldu vallahi Çok güzel bir e, galibiyete tanıklık etmiş oldum. Nefis. Ben bu kadar umutlu değildim açıkçası. Egonu'yu da aldılar. Dünyanın en iyi voleybolcusunu aldılar. Çok iyi oyuncu ama bizde de e, Fedorova mıydı? Federozseva. Federozseva şey... da ondan ama, az oynamadı. Ama yeni pasörümüz Brezilyalı Macri o da büyük oyuncu. ya. Yok yok şey oldu. Üç numaraydı galiba. Üç numara mı? Müthiş hmm. oyun. Evet. Müthiş. Pasör, pasör inanılmaz yani. Çok tecrübeli. Ee, oyunun gidişatını değiştirdi. Lazareva'yı da çok güzel oyuna soktu. Ee, Melia'nın Gizem Örgen'in manşetteki başarılı oyunları. Yani çok iyi konsantre olmuş takım ya. Tribünler de iyiydi. Ee, kadın kadın voleybol keyifli, çok keyifli. Çok, çok yani da. kadın voleybolu seyretmek, kadın basketbolu seyretmekten daha keyifli. Erkek voleybolu seyretmekten daha keyifli. Yani ben... Evet. Futbol, erkek basketbolunun üzerine üçüncü olarak kadın voleybolu koyarım ki kadın voleybolun bütçesi de bu arada ona da baktım e, iki buçuk milyon euro. Kadın basketin bütçesi bir milyon euro. Bayağı üzerinde. Yani bayağı üzerinde. Hı -hı. Hepsi zaten zarar. Yani kar, kar ettiğin hiçbiri yok ama kadın voleybol neredeyse üç katı iki buçuk katı bir bütçe kadın basketbolun. Ki kadın basketbolda bir milyonla işte Euroleague şampiyonluğuna oynuyoruz. Orada iki buçukla Türkiye Ligi'ni kazanamama Hı -hı. ihtimalin yüksek. Kadın baskette kötü başladı ama işte bir daha sanesi. gelmeyen oyuncularımız var, eksikler var. Kimse evet. e, kimse negatif düşünmesin. E, bambaşka böyle bir birkaç haftaya kadar bambaşka bir takım seyrediyor olabiliriz. Bence EuroLeague alacağız bu sene. Alacağız. Diyorsun. Bence alacağız. İ i̇lk maç Or çok kötü. Polonya deplasmanı kötü geçti. Aynen. E bu sefer hemen bu hafta bir telafisini yapmamız Ligde lazım. Ligde de yani. biliyorsun 24 sayı öndeyken Geriye evet. düşmüşüz. Seyretmedim evet. er maçı ama ondan sonra çevirmişiz. Toparlar. Ee, üç tane eksik var. 3 tane iyi oyuncumuz geldikten sonra orada toparlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Erkek basketbolda ligde liderlik. Avrupa'da liderlik. Evet. Ve Efes maçı çok keyifli. Efes yani. galibiyeti. Sana şunu söyleyeceğim. 1907 derneğinde İtudis'le olan Hı. söyleşide İtudis dedi ki bir dağ var dedi. Dağın dedi biz dedi burasındayız. Hı. Buraya kadar çıkmamız lazım. Burada da Efes var dedi. Hmm. Aramızda da böyle bir fark var dedi. Hmm. E o Efes'i perişan etti. Perişan etti hakikaten. Yani o da biraz acaba beklentileri düşük tutmak için mi yapıyor? Yoksa bir mucizeye mi imza attık? Ya bir mucize demeyeyim ama bazı şeylerin farklı olduğunu görüyorsun. Mesela Murat abiyle... Cenk Duruk çok güzel bir program yaptılar maçtan sonra. Ben de izledim. Teknik taktik zaten bütün detayları yorumladılar onlar. Onun üzerine bizim evet. bir şey söylememize gerek yok. Onun Onda lafı gelmişken hatırlatayım. Her Fenerbahçe EuroLeague maçından sonra sevgili Murat Muratanoğlu Cenk Duruk'la beraber çok güzel bir canlı yayın yapıyorlar maçtan sonra. Müthiş program. Herkese tavsiye ederim. Evet. Seyderlerse beğeneceklerdir. Şimdi orada tabii televizyondan görüldü mü, görülmedi mi bilmiyorum. Ben tribünden şunu fark ettim. Mesela bir challenge hakkını kullanıyorsun. Evet. Orada hakemler ekran başına gidiyor. Evet. Bizim oyuncular böyle kurulu saat gibi ok gibi fırlıyorlar. Hocalarının yanına gidiyorlar. Can kulağıyla dinliyorlar itiyoruz. Efesli oyuncular sahanın ortasında kalmaya devam ediyorlar. Bak bir takım hemen hocasına koşuyor, bir takım sahanın ortasında kalıyor. Yani biz artık bir hoca takımı olmuşuz. Bunu yani bu farkı Murat abi'ye de sormak isterim. Yani o da muhakkak bazı şeyler gözlemlemiştir diye düşünüyorum. Hı hı. İkincisi bir de tabii yani ben sahanın içini değil sahanın dışını yorumlamayı da seviyorum biliyorsun. Gittik oraya tabii Fenerli olarak, Fenerbahçeli olarak efendi gibi maç seyrediyoruz orada Efeslilerin arasında. Sarı lacivert üstünde herhangi bir şeyle girmene zaten izin vermiyorlar orada. Çok fazla basket attıktan sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmuyoruz. Evet. Ama bazen tabii dayanamayanlar oluyor maç içerisinde. Hı hı. Edwards mesela çok kritik bir üçlük attı. Oradan böyle bir iki ayağa kalkın. Hemen orada bir şikayet ve ispiyon mekanizması giriyor evet. devreye. Hani böyle okulda derler ya. Öğretmenim Berkcan çok konuşuyor. Beni rahatsız ediyor derler böyle ilkokul öğrencileri. Onun gibi hemen polisi çağırıyorlar. O sevindi. Bu kolunu çıkarttı. Bu bağırdı diye. Hemen polis geliyor alıyor. Sıkıntı dışarı çıkarıyor. Ya bunu yapmasınlar ya. Hay bunu bir de Efes niye yapıyor? Niye yapıyorsunuz? Yani Efes bu derece... Ee, düşmanlık veya bu derece bir rakip veya rak rekabet oluşturmasının kendisine bir faydası yok. Karşısında Fenerbahçe camiası var 25 milyon. Ya. Galatasaray'da bunu yapmasında bir fayda yok Efes'in. Efes kendini niye bu şekilde konumlandırmak istiyor? Ya buna gerek yok hakikaten. Yani orada dayanamıyor insan hali ya. Bir, bir kolunu kaldırabilir, bir steps gösterebilir, bir şey yapabilir. Bundan rahatsız olmamak lazım. Ya bunu yaparak Anadolu Efes ne kazanıyor? Kaç seyirci kazanıyor? Kimi kazanıyor. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ben Anadolu Efes'i tutmuyorum. Ama ben Efes seni tutuyordum. Sen tutuyor muydun? Onlar da öz eleştiri yapsın. O Naumovski'li Volkan'lı, Ufuk'lu, Larry Richard'lı takımı hepimiz destekledik. Her her başka bir, bir Tabii. O zaman öyleydi. Ben maçına gittim kaç tane ya Abdi İpekçi'de. Tabii. Destekledim. Yani o Efes'e bu derece sevgi duyarken bu Anadolu Efes'e en ufak bir sempati duymuyor olmamızın bir sebebi olması. Bir sebebi var. olmalı. Bunu da eleştiri yapıp kendileri düşünsünler. Evet aynen. Ha bir de bu arada e, salon dolu işte full yine full çektik falan diyor. Evet doluydu salon ama e, mesela orada anonsçu bir anons yapıyor. Bugün Anadolu Efes'in galibiyetini hissedenler, düşünenler hepsi ayağa kalkabilir mi diye anons yapıyor. Üç kişi kalkıyor. <laughs> Yarısından çoğu ayağa kalkmıyor. Evet. O salonun yarısı en az Fenerbahçeliydi. Bunu unutmasınlar. Ha herkes efendi gibi seyretti maçını. Maçın bitiş düdüğü ile beraber her zaman her yerde en büyük fener tezahüratı patladı. O da malumun ilanıydı. Ondan sonra istediklerini çıkarsınlar dışarı. O kadar olacak artık. Onu da kimse laf etmesin. Evet. Peki. Kaptan. Güzel günler geçirdik ya. Güzel Üst günler geçirdik Nazar değmesin. Perşembe Dinamo Kiev. Evet. Cuma Barcelona deplasmanı var. Evet. seriye karşı. Evet. Ondan sonra Pazartesi Sivas maçı var. Evet. Bu arada bu akşam karşı yakın maçı var. Evet. Yoğun günler. Fenerbahçe'lilik kolay iş değil. Bir dünya Kupası arası gelsin de bir biraz dinlenelim. Biz de dinlenelim değil mi biraz? Evet. Hoş basket devam eder. Basket devam devam ederiz biz de. Peki ee, ağzına sağlık. Beğeni istemeyi unuttuk program başında. Aa, evet. Atladım. Beğeni istediğiniz zaman beğenimizi Çok artıyor. önemli bizim için. Belki sonuna kadar seyredenler olmuşsa. Bir beğeni butonuna bassınlar bizler için. Beğeni butonuna diyelim. Haftaya görüşürüz. Hafta yine galibiyetler sonrası inşallah. Hep böyle gül, yüzümüz gülerek açıyoruz programları. Arada arada gülüm, yüzümüz gülüm, gülmeyecek ama arada. onları da artık e, nasıl karşılayacağımızı çok iyi biliyoruz. Evet. Bu sene şerbetliyiz o konuda. Evet. Nazar diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Kaptan bugün konuşacağımız çok güzel özel bir proje var. E, PNG'nin adım adım kazan projesi. Böyle bir web sitesi var. E, Olimpiyat meşalesini erken yaktı PNG. Buradan e, merak ettiğiniz birçok olimpiyatlarla ilgili sorunun cevabına ulaşabiliyorsunuz ve burada çeşitli görevler var. Bu görevleri yaparak da puanlar kazanıyorsunuz. E, biz de Sports Digital olarak e, dol dolu hediye paketleri hazırladık burada. E, biz de farklı spor branşlarını konuşuyoruz zaten zaman zaman. Aynen. Şimdi şöyle olacak adım adım kazan e, komitesine üye olacaksınız. Ondan sonra tek yapmanız gereken ilk görevlerden biri orada anketler kısmında Sports Digital'i. nereden bizi nereden duyduğun kısmında Sports Digital'den Diyen izleyicilerimize ödüller ve hediyeler veriyoruz. 25 kişiye tuttuğu takımın formasını ayrıca 25 kişiye de tuttuğu takımın maç biletini o, hediye edeceğiz. 25'er tane. 25'er tane hem forma hem bilet. Dediğim gibi bu bizi nereden duyduğun kısmında anketlerden spor dijitali işaretlemeleri yeterli Hı -hı. diyelim. Diğer programlarda da bununla ilgili tekrar ara ara bahsedeceğiz zaten. Kanaldaki eski açık galatasaray programında ciddi üyelikler gelmiş onları geçmemiz lazım. Oo, kesin. Ağzına sağlık kaptan.